Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı çıtı pıtı modeli yapacağız hep beraber. Modelimiz bu şekilde. 3 renk ip kullandım ben. Sizler arzu ettiğiniz kadar renk veya tek renk yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Bu model arkadaşlar neye uyarlarsanız o çıkar bu modelden. Şapka, bebek eteği, yeleği, çanta, şal. Yani birçok şeyi uyarlayabilirsiniz. Hatta zaten model kendisi ince iplerle çok daha şık duruyor arkadaşlar. Kalın iple de denedim ben. Çok kaba duruyor. Beğenmedim arkadaşlar. Ben şu an yaptığım ipler lif ipleri. Modelimizi şal ipleriyle, alize iplerle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok şık duracaktır. O alize veya şal ipiyle, yelek ipiyle denerseniz hatta şu orta kısımlarına birer inci koyarak çok şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bebekler için de alize ile, şal ipiyle bu şekilde şapka, etek, yelek takımı yapılabilir. Yani dediğim gibi neye uyarlarsanız o olur. Kalemlik, telefon kılıfı, tablet kılıfı, yani söğüter, her şeye uyarlanabilir arkadaşlar bu model. Yani hem basit, hem şık, hem tatlı. Dediğim gibi her şeyi uygulayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Yapımı da oldukça basit arkadaşlar. Hadi başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Modelimiz 14 katlarından oluşuyor. Buna göre ben 56 zincir çekeceğim. Bir de baştaki trabzanım için 4 zincir. Toplamda 60 zincir çekip geliyorum. Ben 3 örnek üzerinden anlatacağım size. Siz uyarlamak istediğiniz modele ya da boyuta göre zincirlerinizi ya da ölçülerinizi ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben 60 tane zincirimi sayıp geliyorum. 60 tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. 2, 3 ve 4. zincirimin içine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire batarak İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batarak tekrar ikili trabzan. Zincirlerimin üzerine ikili trabzanla doldurup geleceğim arkadaşlar. Evet, ben trabzanlarımı yapıp döndüm. Modelime bir zincir çekip arka yüzünü çeviriyorum ve üzerine almadan ilk boşluğa batıp iki ilmeğin içinden çekiyorum. Üzerine almadan çektim ve iki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Burada da bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde her boşluğa batarak, her boşluğa bir kez batarak. Bunu da yine başa kadar getirip gelelim arkadaşlar. Şu kısma kadar gelip dönelim. Evet, bakın yine başa kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Bir zincir çekiyorum. Döndürdüm. İki zincir daha çekiyorum. Doladım. İlk boşluğuma batarak başlıyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan ördüm ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şu trabzanın arasına girerek ipimi oradan alıp tığımın üzerindeki iki ilmeğin içinden tekrar geçiriyorum. Tekrar doladım. Yine aynı boşluğa batarak üzerine alıp aynı boşluğa battım ve ilk iki ilmeğin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar ikili trabzan yapmış oldum. Yine 4 zincir çektim. Tekrar bakın bu defa bu iki trabzanın arasına girerek, şu boşluğa girerek
İlmeğimi oradan alıp tığımın içinden geçiriyorum. Tekrar doladım. Yine 1, 2, 3, 4 trabzan yapıp yine 4 zincir çekip araya batıp yine bu küçük çiçekten yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine doladım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar geçirdim. Bu şekilde trabzanlar yapıp 4 zincir çektim. Tekrar 2 trabzan arasına girip bu şekilde bağlıyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa batıyorum sürekli. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Yine trabzanın arasına giriyorum. İlmeklerimin içinden kapatıyorum. 2, 4, 5 tane oldu. Tekrar doladım. Yine aynı boşluğa batarak 1, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzanın arasına girip ilmeğimi kapattım. 2, 4, 6 oldu. Tekrar doladım. Yine aynı boşluğa battım. Trabzanlarımı olabildiğince aynı boyda yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Yine trabzan, 2 trabzanın arasına girerek ilmeklerimi kapatıyorum. Tekrar doladım. Yine ikisini çektim. Kalan 2'yi çektim. 4 zincir çekip yine 2 trabzanın arasına girip yine ilmeklerimi kapattım. Tekrar doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi çektim. 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar 2 ilmeğimin içinden geçirip 4 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzanın arasına girip kapatıyorum. 2, 4, 6, 8 oldu. Tekrar yine doladım. Aynı boşluğa batarak yine 2 trabzanı yaptım. 4 zincir çektim. Yine 2 trabzan arasına batıp ilmeğimi kapattım. Yine doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarıp 2 ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar 2 ilmeğin içinden geçirip 4 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzanın arasına girip ilmeğimi alıp kapatıyorum. Şu an bakın 2, 4, 6, 8, 10. Yanlış mı saydım? 2, 4, 6, 8, 10. Fazla yapmışım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Bir tane sökeyim. Tamam, 10 tane oldu. 10 tane bu şekilde trabzan yapıp üzerine zincir çekip şu şekli oluşturduk. Şimdi bakın şuradaki ilk trabzanın gerisinden şuradan aradan tığımı geçirdim. Bakın şu zincir çekip bağladığımız trabzanın arkasından tığımı geçirdim. İlmeğimi şuradan alıp bir zincirle bağlıyorum. Şöyle hafif elimizi düzeltelim. Bu şekilde. Şimdi tekrar doladım. Burada bakın bu çiçeği yaptığımız boşluğun hemen sonrasındaki ilk boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yine 14 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip trabzanımın şu arasına girip ilmeğimi alıp iki ilmeğin içinden geçirerek kapatıyorum. Yine buraya da 10 tane bu şekilde aynı boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Sık iğneyi ikinci ilmeğini çekince 4 zincir çekip trabzanlarımızın arasına girerek bu şekilde bunu da tamamlıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde 14 ilmek. 14 ilmekten sonra yine 14. ilmeğimize bu şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. 4 tane çiçeğimiz olacak arkadaşlar. Bir bu, bir tane buraya yapacağız. Bir buraya, bir de son olmak üzere 4 tane çiçeğimiz oluşacak. Ben şimdi sıra sonuna kadar kalan 3 çiçeğimi de tamamlayıp döneceğim. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi bakın sona getirdim. 4 tane örneğimizi kurdum. Bir zincir çekiyorum ve arka yüze geçiyorum. Yine burada da tüm boşluklarımı batarak üzerine almadan batıp ilmeğimi çıkarıp ikisinin içinden geçirerek sık iğneler yapıyorum bu şekilde. Bunu da yine en başa kadar devam ettiriyorum. Bakın burada da yine şuraya bir tane batıyorum. Bakın burada tam çiçeğimin arkasına bir tane batıp daha sonra yanlara, yandaki trabzana geçiyorum. Sayınız eksilmesin arkadaşlar. Gerekiyorsa sayarak yapacaksınız. Bu şekilde yine dediğim gibi şu son kısma gelinceye kadar devam edeceğim. Bakın şu kısma kadar, yine sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar ön yüzü çevirip bu defa sarı renkli ipimi bağlıyorum arkadaşlar ben. Şimdi 2-3 zincir çekip ilk boşluğa batarak sıradakine batarak trabzanlar yapıyorum. Yine başladığımız sıraya döndük aslında arkadaşlar. Şimdi burayı da yine sona kadar trabzanla devam edeceğim. Başa gelince yine bir zincir çekip arka yüzü sık iğnelerle bitireceğim. Tekrar ön yüze geleceğim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde burayı ikili trabzan başına dolayıp batıp daha sonra iki defa da çektiğimiz trabzanlardan yapıp dediğim gibi sona kadar gelelim. Arka yüzü de sık iğne olarak örüp, yani az önceki yaptığımız işlem gibi arkadaşlar, üzerine almadan batıp tek seferde iki ilmeğimizi çekip arka yüzü de o şekilde tamamlayarak tekrar bu ön yüzde devam edelim. Evet, ben ön yüzden ikili trabzanlarımı yaptım. Arka yüzden de batıp tek seferde çekiyorum.
Bu şekilde bir zincir çektim. Tekrar ön yüze geçiyorum. İki zincir daha çekip doluyorum. İlk boşluğuma batarak bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bakın arkadaşlar, başta şu ilk su yeşili rengimizi yaparken 7 trabzan örüp çiçeğimizi kurmuştuk. Şimdi ikinci rengimizde 14 trabzan ördük. Bu araya girecek arkadaşlar, yaptığımız yeni çiçek. Daha sonraki buraya, sonra da buraya arkadaşlar, 3 taneli. Aslında şurada 3 taneli başlayacaktım ama bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşündüm. Ve daha doğru da oldu aslında. Bakın burada 4 taneydi. Şimdi bu sırada 14. yaparak çiçeğimiz tam bu iki çiçeğin arasına gelecek. Bir tane buraya, bir tane de buraya olacak. 3 tane çiçeğimiz olacak bu sırada. Diğer sırada da yine 4 tane olacak. Diğer renkte, başka renkte koyabilirim. Şimdi 4 zincir çekip yine burada da çiçeğimizi 10 tane trabzanın tepesine zincirlerimizi çekip batarak çiçeğimizi en sonunda kapatarak devam ettireceğim arkadaşlar. Bir tane buraya, bir tane de buraya, toplam 3 çiçek olacak bu rengimizde. Yapıp geleyim arkadaşlar. Artık model zaten oldukça basit. Dediğim gibi modelimi bu hardal sarısı arkadaşlar. Hardal sarısı renginde bitirip döneceğim. Evet, bakın ben sarı rengi de bitirdim. Bir de pembe, toz pembe, böyle tatlı bir şeker pembesi. Bir tane de bir sırada ondan yaptım arkadaşlar. Yine bakın, bunu 10 tane oluncaya kadar yaptım. Şuradaki ilk yaptığım zincirin yanından sık iğnenin, trabzanın, herkes kendince oradan girerek ilmeğimi çektim. Kapatıyorum. Doladım yine. Bu çiçeği yaptığımız sık iğnenin hemen yanındaki ilk boşluğa batıyoruz. Atlama yapmayın arkadaşlar burada. Sayılarınız eksik gelir. Yine 14 ilmek yaparak diğer çiçeğe geçeceğim. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Çok tatlı, şeker bir model arkadaşlar. İnce iplere çok yakışıyor. Ben lif ipiyle yaptım. Şal ipiyle çok güzel oluyor. Hatta bunu şal olarak ya da bebeklere şık örgüler yapabilirsiniz. Bu orta kısımlarına küçük inciler dikilebilir. Bebek battaniyesi yapılabilir. Çanta, telefon kılıfı, tablet kılıfı, neye dönüştürmek isterseniz bu model ona dönüşür arkadaşlar. Yelek, bebek eteği, şapkaya, her şey olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde çok tatlı bir model. Ortasına inci koymayı da denemeyi düşünüyorum. Çok tatlı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun.